Loda Mobilya Aslı Şafak'la işin aslını sunar. Mayıs kutlu olsun, mutlu olsun. Daha nice yıllara Atatürk'ün izinde hep birlikte sağlıkla, mutlulukla, genç bir dimağla, vizyoner bir bakış açısıyla dileriz. Evet, evet. Daha nice yıllara beraber koşmak dileğiyle, İnşallah. Dağları aşmak dileğiyle, önümüzde hiçbir engel kalmadan, değil mi? Tabii. Dumanlı dağları aşarak dağ başını dumana almış. Gümüşlere durmaz akar. Onun aslı İsveç marşıdır, biliyor musun? Ama sözleri de çok sözleri, güzel onun. Türk sözleri büfte, Türk. Büfte bize ait de beste İsveç marşıdır. 10. yıl da çok güzel. 10. yıl Cemal Reşit'i tabii. O Lüks Hayat da aynı yaştadır. Öyle mi? Tabii Lüks Hayat da 32'de bestelendi. 33'te premier yaptı ama 10. yıl marşı 33'te söylendi. Evet. Tutya diyor ki, kahve içsene Tutya dedim. Biz Zihni Hocam'la içiyoruz. Yok dedi, ben suyla iyiyim. Şimdi dökerim dedi. Kız dağları deviriyor. Jimnastikte, olimpiyatlarda bizi madalyalarla alıp geliyor. temsil ediyor. Maşallah. Dağ ya. Böyle zıplayarak, koşarak, ederek, orada toplayarak burada kahve içemem, dökerim diyor. Nasıl bir çelişkidir bu Tutya? Evet, çünkü evde de her şeyi ben döktüğüm için. Sakar mısın? Var bende biraz. Niye acaba? Hocam sizde sakarlık var mı? Yok. Yok yani, benim mesleki şey olarak çok dikkatli tamam. davrandık her şeyde. Yani aksesuarlarımızı da öyle şey. Sahnede 3,5 saat kaldığım zaman oluyor değil mi? Sandalyeye, masaya, aksesuara, vazoya, kül tablasına, neyse, hepsine çok dikkatli davranırız. Bütçeler de belli zaten geçmiş yıllarda. biri kırılsa yazık olacak. Tabii bunlar envanterde devlet malı bunlar. Ama evde de çok dikkatli davranırım. Ama bu yani bir yaştan sonra tabii bir takım şeyler oluyor, aksaklıklar oluyor. Su çiçeği çıkaracak halimiz yok ya tabii, bunlar olacak. El de titrer falan. Size zimmetli olan şeyler oluyor mu sahnede? Mesela yok, kül tablası Zihni Göktay'a zimmetli. Hayır, o olmuyor bizde, olmuyor. Ama biz ya itinalı kullanma yani kostümlerimizi falan böyle atıp bırakmayız. Muskaka asıp böyle çıkarız bak köz odasından. Gece 1 de olsa, 2 de olsa, 11 de olsa. Şey... Arkanızı toplayan birileri var mı? Tiyatroda mı? Evet. Tiyatroda o görevli hayır, olan. Hayır hayır. Yani kostümü asmadan çıksanız dahi onu cezası toplayan... Cezası var. Aha. Tüzükte, iş tüzükte cezası var. Bunu Muhsin Ertuğrul, Türk Tiyatrosu'nun baş öğretmeni hocamız, Darül Bedai'nin yani şehir tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğrul bize onları öğretti. Ben iki seninle de çalıştım. Hem Vasfi Rıza Zobo'yla hem Ertuğrul. Cezası ne hocam? Yaptırım uygularlar, para cezası keserler, kostümünü hor kullandı diye ihtar verir, tekdir verir. Yani böyle şeyler var bizde. Ama hiç kimse de, Aslı'cım, hiç kimse de onu, o maddelerin aslını okumaz. Ha evet, yani imzalarız falan, onun içinde neler vardır halbuki? Işığını da, makyaj odanın ışığını söndürüp çıkacaksın, musluğu açık bırakmayacaksın, böyle şeyler var. Ay Zeynep nerede Zeynep? Ben Zeynep'ten özür dileyim. Arkamı kız topluyor. Demek ki ben o... Ben onlara imza atsaydım şimdiye çoktan cezalardan maaş bitmişti. Çok benim dikkatli. Maaş kesile kesile iki patronlar kesmiyor. Yani şimdi bunu mesela çıkarıp başka bir çekime çıkarken bunu asacağım, öbürünü giyeceğim değil mi? Ama kimse olmasa yaparım. Şimdi biri olunca insan güveniyor, değil mi? Aceleden. Şimdi öbür çekim için hemen çıkıyorum falan ya. Bizim terzihanelerimiz, terzilerimiz, kadın terzisi, erkek terzisi ayrı ayrı hepsi çok itinalı ve bizi çok iyi giydirirler, soyundururlar. Ama biz oyundan çıkışta bunların hepsine çok dikkatli davranarak, yani şeyin aksesuarına ve giysine hor kullanmayacaksın. Sende var mı böyle bir şey Tutya? Yani sporcuyken yok, biz de kendimiz yapıyoruz yani. Kendin mi temizliyorsun peki? Yani yok. Öyle miydi? Yok yani. Ne yapıyorsun? Yani geldin işte olimpiyata girdin. O kadar havalı ki olimpiyata. Madalyayı da alacaksın ama mesela üstündeki ne derler ona ne diyelim? Jimnastik mayosunu falan. Çıkarıyorsun, ne yapıyorsun? O noktada olaylar nasıl gerçekleşiyor? Çıktın, aldın, gittin içeri. Ondan sonrasında ne yapıyorsun? İçeri gidiyorum.
zaten ya mesela finallerde farklı bir mayo, hepsine farklı bir mayo giydiğimiz için hani bir daha o mayoyu o yarışmada giymiyor olacağız büyük ihtimalle. Bavuluma koyuyorum. Evde annem yıkıyor yani. Hani öyle bir... O bavulda gidiyor. Evde anne yıkıyor. Annen evet. De yıkamıyor. Anne... Makine yıkıyor. Makine. Makine. Yok. Mayoyu da makine yıkayamıyor. Evet, biraz hassas. Mayo makineye atılmıyor öyle hocam. Mi? Evet. Gider şeyleri, iplikleri, evet. Dikişleri gider. Çok tamam. Hassas şey olduğu evet. İçin. Evet, annesi elde yıkıyor cefakar kadın. Anneler sağ olsun. Ne o Tutya madalya alacak diye anne mayo yıkıyor. Gurur meselesi. Tutya madalya olsun anneler kaç tane mayo yıkar daha. Ama Tutya, şimdi ben Tutya'nın dedikodusunu yapacağım. Tutya bir noktada ah dedi. Yetti ya dedi. Destek olmuyor kimse dedi. Yorulduk dedi. Bıktım dedi bu genç yaşımda. Canımız çıkıyor dedi. Yani bu kadar şeyi nasıl bir arada hepimiz bunu yapabiliriz dedi. Kız kendi hocasını yurt dışından getirtip burada kalma değil mi? Evet. Maaşını ödedi ya cebinden antrenman yapabilmek için. Antrenman yerleri bravo. Kapandı. Bolu'ya gitti, İzmir'e gitti antrenman yapmak için. Bak hakkını nasıl çalışmışım bebeğim. Yani bu kadar şerefli bir gün dedi ki yeter artık ya. Bir de siz benim arkamda durun dedi. Buyurunuz efendim söz sizde. Evet. Kolay Zihni, elde edilmiyor. Zihni Hoca'yla çok iyi bir şey. Evet. Çünkü o hiçbir zaman yılmadı biliyor evet. Musun? Parasız kaldı, azıcık para aldı, parasını alamadığı zamanlar oldu. Ama tiyatrodan hiç vazgeçmedi. Ve devam etti. O yüzden senin neden vazgeçtiğini burada duymak istiyoruz. Dediğiniz gibi yani 17 yıl yaptım ben jimnastiği. Rio Olimpiyatlarından sonra da devam ettim. Ama hiçbir noktada gerçekten bir destek yoktu. Hani desteksizliği geçtim. Çok büyük mobbing ve yani zor bir psikolojide yarışı. Spor zaten çok zor bir spor branşı. Her sporda olduğu gibi 7-8 saat çalışıyoruz. Ama onun dışında hani dış etkenler psikolojik olarak insanı çok yıpratıyor. O yüzden de en son 2019 Dünya Şampiyonası'nda yarıştım. Orada da sakattım zaten, ayağım sakattı. Evet, ya evet. Tokyo Olimpiyatları kotasını alacaktım hani ya da bırakacaktım, okuluma devam edecektim. Orada da sakatlanınca ve hani iyi bir sonuç elde edemeyince bıraktım. Ama tabii arka planında çok büyük bir dediğiniz gibi desteksizlikten ziyade psikolojik bir o mobbingin ve... Neydi o mobbing? Yani her şey. Anlayalım. Hayır bir örnek ver. Ben öyle anlamıyorum. Şöyle mesela zaten bir hani kadın sporcu olduğunuz için size her şeyinizle yargılayabileceğini düşünen bir kitle de var. Hani bu yönetim kısmında. İşte giydiğiniz mayo, saçınız, kilonuz. Yani bana olimpiyatta işte neden bu renk mayo giyiyorsun bile dendiği oldu ya da bu mayoyu giyme. Mesela ben olimpiyat mayomu 3 ay önceden, 4 ay önceden hazırlamaya ve şeye başlamışım. O bir gün önce bu mayoyu giymeyeceksin mesela dendi. Hani ya da kilomla ilgili ya da yarışmalarda yaşadığım hani puanlar olsun hani şey olsun. Desteksizliğin yanı sıra bu psikolojik şiddet de beni bir noktada artık hani ailem şeydi akıl sağlığın hani bizim için daha önemli. Çok mu üzülüyordun? Üzülmekten ziyade işimi yapamayacak bir yani zaten spor çok üst düzey bir şey psikoloji çok farklı bir dünya hani o her işte olduğu gibi en üst seviyelerde bir işi yaptığınızda çok büyük zaten baskıların içinde işte o 8 saat ama beni onlar hiç yıldırmıyordu ben çünkü jimnastiği çok seviyordum yani yapsam devam etsem ederdim ama psikolojik olarak hani okuluma devam etmek istedim zaten hani Rio 2016 olimpiyatlarında da ülkemi güzel bir şekilde temsil etmiştim. Benim hedefim, en büyük hedefim olimpiyata katılmaktı. Onu da yaptıktan sonra akıl sağlığımı ön plana koyarak sporu bıraktım. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la İşin Aslı devam edecek. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la İşin Aslı devam ediyor. Zihni Hocam, buyur dürüst ya. Olalım. Aklınızdan şu geçti mi? Benim çünkü geçti sizle ilgili. Tutya dedi ya, mobbinge uğradım. Siz mesela 1965'te sahneye çıkarken, 68'de çıkarken o yıllarda hiç mobbinge uğradı mı? Mobbing kelimesi bile bizim hayal. Bu arada bu iyi bir şey, kötü bir şey demiyoruz. Ama o kuşak için bakıldığında mobbingin ne olduğunu bile bilmezdik aslında. Tabii ben benzin istasyonu zannederdim mobbing dedikleri zaman.
uğradım diye. Marka vermiyoruz hocam. Biliyorum, tamam, isim matrağı var zaten. Yok, uğramadım ben. Ben profesyonel oldum. Konservatuar okumadım ben, biliyorsun. Halk evinde yetiştim. Ondan sonra profesyonel olduğum zaman Ankara Meydan Sahnesi'nde başrolle başladım ben. Ama sonra küçük rollerde oynadım. Karakter oyuncusuydum. Jean Premier değildim. Onun da çok faydasını gördüm. Kendi yaşımda çok az oynadım. Ancak kaç sene sonra kendi yaşımdaki insanı oynuyorum şimdi son oyunumda. Hep genç geldi. Peki mobbinge uğradınız mı? Uğramadım. Ha. Uğramadım. Yok, öyle bir baskıya uğramadım. Ya, uğramış ol. Ben şunu düşünüyorum hocam. Mutlaka çalışma hayatında da sen, tabii ki onu seni ayrı koyuyorum. Senin deneyimin bambaşka. Asla yan yana koymuyorum ama çalışma hayatında uğramış olsak bile biz onun mobbing olduğunu anlamamış da olabiliriz. Tabii, ama şimdi sen beni söyleteceksin de ben buradan bir yere, hapishaneye değil de evime gitmek istiyorum. Mobbing deyince ben son senelerde doğaçlamaya da çok tuluat oyuncusu olduğum için doğaçlamalara da çok önem veriyorum. Pişman da diyelim. Yalnız benim ağzımın endazesi yok. Yani endazi bir ölçü birimidir Osmanlıca'da. Ben bir doğaçlama yaparken çok dikkatli davranıyorum. Çünkü her an başım belaya girebilir. Politik espri de yapıyorum. Siyasal yerlere de, bütün sosyal çarpıklıklara da, hepsine de dokunuyorum. Ama zaten sanat böyle bir şey değil mi? Sanat politikadan soyutlayamazsın zaten. Böyle zaten bir şey, ama sanat politikadır. Evet, az çok böyle uzaktan kumandayla kulağım çekilmiştir. Aman abi, ne me lazım? Sen yani bunu tamamen mobbing değil de 3 bant bilardo oraya çarptırıp o laf bana gelir, ama ne me lazım falan diye söylemediğim zaman olmuştur. Ama hiçbir zaman da pişman olmadım. Çünkü yanlışlıkla ağızdan çıkan bir laf sehven sahnede, bunun montajı falan yok. Birebir oynuyoruz. Doğru. İnsanı insana, insanla anlatan bir sanatın erbabıyız. Yani erbabı olmaya çalışıyoruz hep, her zaman da. Şimdi şeydir, fazladan sıkılmış diş macununu aynı tüpe sokmak kadar zordur. Bu söylediğim şey. Geri almak zordur. Sözlerini bunu montajı geri alamam. Ondan sonra işte böyle şeyler, o korkular bana mobbing gibi gelir her zaman. Ne mi lazım? Ama bunu söylemiyor. Halbuki onu söylemezsen benim karnım şişer yani. Onu benim söylemem lazım. Çünkü sıçanın geçtiğine yanmam yol olur diye bir laf vardır ya. Söylemezsem hep yutuyorum, sonra da asabım bozuluyor. Bu böyle olmayacak, yanlış bir şey, bunu söylemek lazım diyorum ben. Bazen de oh be diye söylüyorum ama başım belaya girmedi Allah'tan. Delidir ne yapsa yeridir dediler. peki yani mesela madalyanız olsa, olimpiyatlara katılsanız vazgeçer miydiniz? Neden vazgeçer? Mesela Tutya'nın içinde bulunduğu konumu düşünün. Yani Tutya vazgeçti, şimdi eğitmenlik de yapıyor. Tabii ki devam ediyor işine, vazgeçti derken, yoksa devam ediyor. Ama bazı şeylerden vazgeçti. Artık yıldı kız. Yok, ben vazgeçmem. Yani ona ne derdiniz? Onu merak ediyorum. Vazgeçmem. Bizim mesleğimiz de, yani benim şeyimde, tiyatromda mesleğimiz arzın merkezine seyahat gibidir. Hep araştırırız, geliştiririz ve yani mağmaya doğru inerken hangi katmanda nelerle karşılaşacağımız belli olmadığı için devamlı böyle bir şey, 500. temsilde bir şey bulabiliriz, koyarız bunu. Tabii bu ahlaki açıdan şeyde zedeleyecek bir şey değildir. Dikkat, yani o konuda çok tedbirli ve şeyizdir yani, erotik laflar falan etmeyiz biz. Tabii kızınki başka bir şey de. O spor ama. Benimki... Sen de erotik laflar etme. Bak şimdi buradan ne anladık? Tabii bizim ki o tiyatro. Ama azıcık erotik de olur ya hocam. Sporda yani yapamadık. Oyununa göre. Biz küçükken... Hiç spor yapmadınız mı? Yapmadım. Neden? Küçükken bir mafsal romantizması geçirdim ortaokuldayken. Beden terbiyesinden raporluydum. Sonra şeyde, sokakta top oynatmadılar bize. Aman düşersin, kolunu kırarsın, okuldan kalırsın, sınıfta kalırsın filan, böyle bir şey. Yani o bakımdan pısırık büyüdük. Biz spor yapmadım ama sonradan tabii yaş kemale erince,
yürüyüşler yaptık. İşte 5000 adım atarsın, 10000 adım atarsın. Gıdana dikkat et, bilmem ne filan. Bunları halen yapıyorum. Onlar ama işte birazcık egzersiz gibi. Tabii tam spor ama sporu sonuna kadar savunurum. Ama ben hiç mesela futbolda ilgilenmedim. Ve terimleri dahil hiçbir şey bilmem mi? Ben 19 Mayıs gösterileri hariç hiçbir zaman bir stadyuma gidip maç seyretmedim. Bilmiyorum yani. Oradaki atmosferi bilmiyorum. Bir kere davetli olarak Fenerbahçeli Cemil kulaklar için nasıl şeye Saraçoğlu stadyumuna bütün tiyatroyu davet etmişti, gitmiştik. Orada Beşiktaş Fenerbahçe maçında bir türbinlerde bir dalgalanma oldu. Aman buradan sağ çıkar mıyım acaba dedim. Ama meğerse her zaman öyleymiş o türbinler, böyle büyük bir galeyan. Evet. Hep öyle hocam. Siz bilmezsiniz, hep öyle. Öyle, evet. Tutyacığım, peki onun dışında tamam, mobbing ya da bezdiriyi kenara koyarsak maddi anlamda da zorlandın mı? Maddi destek verildi mi maddi sana? Maddi destek hiç verilmedi zaten. Hani başından beri. Yani olimpiyatta giydiğim mayoyu bile kendim, yani yurt dışında yarıştıkça işte mesela Meksika'dan sponsor oluyorlardı mayo için. Yani yurt dışından bir destek vardı hani bana. Mayoda Meksika'dan sponsor oluyorlardı. Mesela, buradan destek yoktu. Yok yani zaten Türkiye'de hani jimnastik mayosu da hani öyle üreten bir firma da yok. Ama hani normalde sonuçta federasyonun yapması gereken bazı şeyleri. Hani açıkçası mesela benim federasyonum ailem gibi bir şeydi benim için. Çünkü benim antrenörüm yabancıydı. O da tesadüfi, hani bir Türkiye'ye düğün için gelip beni görüp benimle, ben 10 yaşındayken yetenekli bulup Türkiye'de kalmaya karar veriyor. Ve ne güzel. Evet yani. Bravo. Ay bakar mısınız? Evet yani çok, hani o da Kolombiyalı aslen, Fernando. Onu da çok seviyorum. O ülkesine döndü tabii şimdi. Fernando ya, ne şahane adammışsın Fernando. Gelip 10 yaşındaki kızı görüp harika bu işte deyip onu eğitmek için kalıyor. Çok güzel bir şey. Rastlantı fakat güzel bir rastlantı. Yani düğün için gelip sıkıldığı için bir jimnastik salonu bulmak istiyor. O sırada ben de yoktum. Yetenekli bir kız var falan demişler. O da gelip görmek istemiş. Kalmak istedi. Onun sayesinde zaten ben şu an olduğum Tutya'yım. Hem hayata bakış açım, hem sporun bana kazandırdığı disiplin, motivasyon. Yani beni hayata karşı, bana hayata karşı savaşmayı öğreten kişi. Fernando, ben bırakacağım dediğinde sana ne söyledi Tutya? Ya zaten biz onunla hani çok ciddi süreçlerden hep beraber bazı şeyleri aştığımız için o daha tabii işin, ya mesela yurt dışında, Amerika'da falan çalıştığı için onlar çok profesyonel ve çok sistematik çalışıyorlar. O yüzden ona burada yaşananlar çok garip geliyordu. Çünkü o ülkelerde sporcular sadece sporuyla ilgileniyor, antrenmanıyla ilgileniyor. Hani dış etkenler, işte dedikodular ya da o hani o şeyler, mobbingler orada. Gerçi mobbing orada da var. Orada da var ama hani daha profesyonel, daha sistematik bir şeyler var. Benim işte dünya şampiyonasından önce ayağım sakatlandı. O sırada da tabii ben, yani bu sakatlıklarımın sebebi de aslında o dışta yaşayan, psikolojik olarak kafa orada olmayınca, yani %90'ı sporun psikoloji zaten belli bir noktadan sonra. En son dünya şampiyonasına işte Rio'dan sonra Tokyo için devam ettim ben 4 yıl. Bir ay kala ben Fernando'ya dedim ki ben bırakacağım, yapmak istemiyorum, dünya şampiyonasına da katılmayacağım. Hani Tokyo olimpiyatlarında istemiyorum, öyle bir gücüm yok artık. Orada bana böyle bir çok şey bir konuşma yaptı. Hani gerçekten hani her anlamda benim yanımda olacağını ama bırakmamam ve savaşmam gerektiğini söyledi. Zaten benim 17 yılım savaşarak geçti yani spor yaparken. Savaş vererek, mücadele ederek geçti. Öyle olunca devam ettim ama hep onun sayesinde. Yani sevdiklerim, ailem, antrenörlerim, minik bir hani şeyim vardı. Minik dünyamın içinde aslında mutluydum. Sonra bırakacağını söyleyince sana tamam mı dedi? Zaten dünya şampiyonasına giderken ben ona demiştim ki ben olimpiyat kotasını alamazsam Tokyo'yu, okul, üniversiteyi kazanmıştım o zaman bir de. Okuluma devam edeceğim. Hani sporu artık istemiyorum demiştim. Orada da işte düşünce, sakatlık falan, o zaten biliyordu. O da sonra işte biraz Türkiye'de kaldı, ülkesine döndü ama özlüyorum onu. Çünkü hani günlerim onunla geçiyordu. Şimdi ne yapıyorsun? Şu an okuyorum. Ne okuyorsun? İletişim tasarımı okuyorum. İletişim tasarımı var. Evet, iletişim tasarımı okuyorum. Son senem, artık mezun olacağım. Onun dışında bir de özel bir spor salonunda jimnastik dersleri veriyorum.
tamamen aslında şöyle, çocukları spora kazandırmak adına. Yani benim amacım orada sporcu yetiştirmekten ziyade onlara sporda kazanabilecekleri disiplini hayatlarına da uygulama. Yani spor yapsınlar, hareket etsinler. İşte jimnastik olmak zorunda değil. Jimnastikle başlayıp sporu sevsin ve hayatına sporu kazandırsın. Yani ana amacım benim bu, mutlu olmak için spor yapmaları aslında şu an. O da biraz o profesyonel şeyden şey olduğum için ona çok... Sonra ne düşünüyorsun? Yani nasıl bir hayat kendine dizayn etme planın var? Sonra ya kendi mesleğimi de çok seviyorum. Ama şu an çocuklar okurken yaparım diye düşündüm. Bu arada benim hiç antrenörlük gibi bir hedefim de yoktu aslında. Benim gittiğim spor salonunda bana söylediler. Öyle başladım. O da çok şansı oldu. Hayatımda hep böyle şansa bazı şeyler gerçekten karşıma çıkıyor. Şu an çocukları da çok seviyorum. Onlarla iyi de anlaşıyorum. Bundan sonraki hedefim bir hani yüksek lisans düşünüyorum. Onu yaparken yine eğitim vermeye devam ederim. Aslında ben sporun organizasyon tarafı, yönetim tarafıyla da çok ilgileniyorum ama Türkiye'de maalesef şu an hani gerçekten hala toparlayamadım psikolojimi. Yani o tarafta kadar bile yer almak istemiyorum. Ama yurt dışı global hani olimpiyat tarzı organizasyonların organizasyon kısmı falan gibi şeylerde yer almak istiyorum. Fernando ona çalışıyorum. Ile İngilizce mi anlaşabiliriz, evet, değil mi? Evet, İngilizce anlaşıyorum. Fernando'nun fotoğrafı var mı Tutya? Valla telefonu çok merak ettim Fernando'yu. Bulabilirsin. Gör, telefonun içeride şurada, mi şey? Aynen, evet. Yok şurada da bir göz. Telefonunu Tutya'nın, Ercan'cığım sana zahmet olacak bir tanem ya. Hocam yeni ne oyun meraklısın. Geliyor yeni oyun. Ama merak ettim Fernando. Şimdi çok acayip değil mi? Yani düşünsedim ben öylesine gidiyorum. Bir düğüne beni çağırıyorlar ve ben Londra'ya gidiyorum. Bir arkadaşım evleniyor. Gidiyorum Londra'ya. Ya diyorum burada bir pilates stüdyosu yok mu? Derken orada birini görüyorum mesela. Aa diyorum çok başarılıymış. Ben burada kalayım. Bu kızı da eğiteyim diyorum. Şimdi bu büyük filmlerde olur tabii, hocam. Filmlerde olur bu. Değil mi? Aşk tesadüfleri sever gibi filmler. Yani çünkü o kadar acayip ki Fernando'yu gerçekten görmek istedim. Kim bu adam? Yani film kahramanı gibi. Evet. Ya sonra bir dönem Rio zamanı o yoktu. Gitti. Benim ergenlik sürecimde o da dayanamadı. Çok gitti. Sonra Rio'dan sonra geri geldi. Yani Atatürk Türkiye'sinin gençleri çok değerli. Yaş almış önemli sanatçıları, büyük sanatçıları çok değerli ama Atatürk Türkiye'sinde nereden gelmişti? Kolombiya'dan. Kolombiya'dan gelip burada bir yetenek görüp bu kızı eğitmek için kalan Fernando da çok değerli. Evet. Çok değerli. Yani Fernando da çok değerli ya. Kolombiya deyince sadece yani, kahve gelmiyor akla demek yani, ki. Artık bundan sonra arkadaşlar Kolombiya deyince aklınıza kahve gelmiyor. Fernando geliyor. Bundan sonra Kolombiya deyince Fernando. Yani gideceğiz o kahve zincirlerine, bir Fernando istiyorum diyeceğiz. Tamam mı? Evet. Hocam yeni oyun geliyor. Hadi biraz oyundan geldi, bahsedelim. Geldi oyun. 12 Nisan'da başladık. 19 Nisan'da bitirdik. Niye Ekim'de? Ha bitti. Tamam. Ay siz niye benim kafamı karıştırıyorsunuz ya? Ekim'de başlamayacak mı tekrar? Tamam. Ekim'de başlayacak tamam, tekrar yazda. Tamam. Şimdi turnelerimiz var tabii onlar. Peki onun, evet bak orada birazcık böyle huysuz bir adamı oynuyor Zihni Hocam. Huysuz, tatlı huysuz ama şeyle kendi şeylerine dünyasında bir insan. Kendi prensiplerine göre yaşıyor. Damadını kızın evinde zorla oraya getirilmiş. Oyunun adı Retro. Moskova Gidiş Dönüş. Moskova Gidiş Dönüş. Dönüş oyunun aslında o. Alexander Galin'in yazdığı. Kaç saat? 3 saat bir Konya Gidiş Dönüş. 3 saat gibi. Benim oyunlar hep uzun sürüyor ya diyor. Hayır, bunu daha uzatmadım. Bu daha şimdilik bir haftalık olduğu Moskova için. Moskova Gidiş Dönüş kaç saat hocam? Biz bunları biliriz millet olarak. Kaç saat Moskova Gidiş Dönüş? Bilmiyorum ben hiç şeyden başka bir yere gitmedim. İstanbul'dan Moskova tarafına gitmedim ama uçakla herhalde 6 saat sürüyordur. Bizim oyun 2 saat 15 dakika sürüyor. Şimdilik. Söz vermiyorum. Tamam. Siz orada kimsiniz? Ben orada Moskova'da karısı ölmüş. 74 yaşında, 72 yaşında tek başına oturan bir adam. Bir kızı var. Bir de damadı var. Kızı öğretmen. Kendisi kuş besliyor, güvercin besliyor. Şeylere çok düşkün, güvercinlere çok düşkün. Kızıyla damadı şey alıyorlar onu, babamı yanımıza alalım, kendine yetmiyor artık, yaşlandı şöyle böyle diye alıyorlar. Aslında bir Rus köylüsü, mujik adam. Gitmek istemiyor. Yok baba diyorlar, sıkıldığın zaman dönersin gidi diyorlar. Moskova Gidiş Dönüş oradan kalma isim zaten.
kalırsın diyorlar. Gel gel. Hocam? Gidiyor kızın evine, fakat işte insan eti ağırdır, ev üstüne olmaz diye deyimler vardı ya, onlara uygun adam rahat edemiyor. Ben diyor döneyim diyor, Moskova'ya döneyim diyor. Baba burada kal filan, en sonunda karar veriyorlar, baba evlendirelim diyorlar babamı diyorlar. Damat antika fanatik, böyle üçkağıtçı birisi damat. Kız da babasıyla kocası arasında sıkışmış kalmış, ne yapacağını bilemiyor. Neyse, üç tane kadına randevu veriyorlar değişik saatlerde, ama üçü de aynı yerde aynı saatte buluşuyor. Bir tanesi Bolşoy Balesi'nden emekli olduğunu, solist olduğunu iddia ediyor ama aslında Kordo Bale. Bir tanesi şeyde, akıl hastanesinde, tımarhanede hasta bakıcı. Bir tanesi de kızlar okulunda gece nöbetçisi. Bunların hepsinin yaş ortalaması 67-68 yani yaşlarında. Bunlar işte, bunları tanımaya çalışıyor adam. O arada bir takım böyle şeyler, santimental şeyler, duygusal sahneler yaşanıyor. Bazen de tatlı gülümsemeler vardı. Kahkahalar yoktu. O kahkahaları ben ilave ediyorum sonradan. Öyle. Siz yine doğaçlama yapmışsınızdır aralarda. Yaptım. Yaptım. Yapıyorum. Yapacağım da. Söz veremiyorum. Yapmam demiyorum. Şimdi şey var. Uygun olursa ama laf olsun torbada olsun diye bir şey söylemem ben. Mutlaka söylediğimin altında bir şey. Şimdi diyor ki en sonunda oyunun sonunu biz değiştirdik. Çünkü Türk kadınları ayağa kalkabilirdi. Feministler filan. Ne yapacaksın baba diyorlar. Bunlardan hangisini seçtin diyorlar. Üçünü de seçtim. Üçünü de götüreceğim diyor. Olur mu? Öyle bir şey olur mu? Nedir burası? Yani üç kadın birden alıp gidecek köyüne. Diyor bu, daha karar vermedik yavrum diyor. Gidelim köyde, köyümde diyor karar vereceğiz. İstişarede bulunacağız, konuşuruz, orada karar vereceğim diyor. Ama içinde bir tanesine gönlü kaymış oluyor adamın. Rosa Alexandrovna'dan. O hangisi? Emekli balerin. Balerine kayıyor gönlü. O daha bir şey. Alımlı mı? Alımlı. Alımlı, cilveli. Ondan sonra şey, sıcakkanlı. Ona yani seyirci anlıyor zaten. Canım biz ne kadar renk vermesek de ona karar verdiğini anlıyor. Onu Mahperi Mertoğlu oynuyor. Çok da güzel oynuyor. Tabii benim kankam, 60 senelik arkadaşım şey var, Hikmet Görmükçü var. Hise-i Şaya'da da Sarıpınar 1914'te. Değerli bir oyuncu. Çok değerli bir arkadaşım. Bir de şey var, bir arkadaşımız daha var. Ay şu anda ismini unuttum, çok ayıp. Benim de öyle oluyor. Hani derler ya, dün akşam ne yediğimi unuttum. Esra, gerçekten Esra'mız dün akşam var. Ne yediğimi unuttuğum günler oluyor. Esra'mız tamam. Var. Ondan sonra. Harika. O zaman. Engin Gürmen çok mükemmel bir şekilde yönetti, sahneye koydu. Aa. 4 ay kadar prova yaptık ama haftada 3 gün prova yapmıyorduk. 4 ay prova. Evet, çarşamba, cumartesi, pazar prova yapmıyorduk. Sahnemiz müsait değildi. Ama 4 ay yine bayağı. 4 ay yaptık ama bu arada 1,5 ayı yalnız tercümeyi düzelttik. Yani Hale Kuntay tercümesiydi ama Rusçadan Almanca'ya tercüme edilmiş, Almanca'dan Türkçe'ye tercüme edilmiş cümleler benim ağzıma oturdu. Rusçadan doğrudan Türkçe çevrilmemiş. Onu Asude Zeybekoğlu yapıyordu. Ona rastlamamış demek ki. Hale Kuntay'ın tercümesiydi Almanca'dan. Bazı cümleler benim diş protezi gibi ağzıma oturmadı. Onları düzelttim. Engin'in müsaadesiyle dedim, Engin şöyle yapsak olur mu, böyle yapsak olur mu? Olur. Çok hoşgörülüdür. O da zaten dedi, bıraksam dedi, sen nasıl olsa yapacaksın dedi. Baştan teslim. Baştan teslim. Ya bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Ben son zamanlarda bir hastalığım, bir tutkum gelişti. Senin bu arada niye adın Tutya? Ha, çok güzel. Ben de merak ettim onu. Yani annenin adı Tutku, babanın adı Yaşar da Tutya mı yaptılar? Hayır. Ya iyi ki öyle değil yoksa. Yani biraz. Olay nasıl gerçekleşti? Tutya Ordu'da yetişen, dağlarda yetişen bir çiçek ismi. Zirvede yetişiyor. Ordu'da. Evet. Ordu'nun dağlarında. Evet. Hatta inince solan. Var? Mor. Mor. Evet. Ah canım benim. Mor güzel renk. Ama genelde hani böyle Tatya falan, Rus zannediyorlar. Hı-hı. Yurt dışında da öyle. Ama Türk'üm yani. Ordu'da yetişen bir çiçek Tutya. Vay, hiç aklınıza çok gelmez. Güzel. Şimdi geliyorum, son zamanlarda bir tutkum gelişti. Eve gidiyorum işte, böyle makyajımı çıkarıyorum falan filan bilmem ne. Televizyonda YouTube açıyorum. Radyo tiyatrosu dinliyorum. Fark ettim ki
100 tane oyun varsa radyo tiyatrosunda 70'inde ya Zihni Göktay yönetmen ya da oynuyor. Dedim Zihni Göktay eşittir radyo tiyatrosu. Hocam dedim ya hayatımın tam ortasındasınız dedim ve ben sizinle ya, yaşıyorum. Aslıcığım şimdi her zaman söylediğim gibi tiyatromuz maaşımızı alıyorduk da tiyatroda yani onları herhangi bir kariyer yapmak için filan değil. Radyo tiyatrosunu tiyatrocular yapar. Türkücüler, mankenler de başka şeyleri yapıyorlar ama bizim mesleğimizde dizilerde oynuyorlar ama tiyatrocular radyo tiyatrosunu yaparlar. İşte Erhan Mesutoğlu, Korkmaz Çakar teknik prodüksiyonumuzda senelerce birlikte çalıştık. Efekt. Şimdi... Ertuğrul Taban da var efekt. Dinlediğim için biliyorum hep bunları. Ertuğrul İlgin vardı. Ha, Ankara o da var, Radyosu. O da var, evet. Şimdi efendim bunları radyo tiyatrosu seslendirmeden daha bir efendice geliyor bana. Öyle mi? Evet öyle çünkü. Öteki tarafta başkalarının yabancı dille konuştuğu şeyi, yerli filmleri demiyorum da, yabancı dildeki şeylere ağız oturtmaya çalışıyoruz biz. Bu hiç değilse uyarlama. Uyarlama. Hı hı. Sonra biz radyo tiyatrosunda oturuyoruz. Bir hafta önceden teksti alıyoruz. Prova yapıyoruz. O gün erken gidiyoruz. 3-4 kere prova yapıyoruz. Sonra da çekiyoruz. Yani daha kimse gücenmesin ama radyo tiyatrosu daha düzgün ve efendice bir iş gibi öyle geliyor bana. Öyle çok kaliteli iş. Ya. Fabrikas... Dinleyin. Evet. Dinleyin aslında. Yani çok kaliteli iş. Hem eskiye götürüyor hem de çok kaliteli işler yapmışsınız hocam. Önünüze bir kere daha saygıyla eğiliyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teveccühün oluyor. Yani radyo tiyatrosu yaptım 35 sene. Sonra C stüdyosu benim için haftada 3 gün bir şeyimdi. O bizim şeyimizi verdi. Devlet ekmek parasını verdi. Radyo tiyatrosu da kıyma köfte parasını verdi. Çocuklarımızı yani okuturken. Bir tık daha para kazandırıyordu demek ki o zamanlar. Tabii çok fazla büyük bir tarifesi yoktu da. Hı-hı. Yine elhamdülillah çok şükür akmasa damlıyordu falan. Böyle güzellikler yaşadık. Hı-hı. Ve çok memnunum yaptıklarımdan. Arkadaşlarımla birlikte güzel şeyler ürettik. Ve edebi eserler. Gitmemiş hocam. Yani bir yerde yani YouTube'da, Spotify'da orada burada buluyoruz ve bunları dinleyebiliyoruz yeniden. Evet. Yani orada duruyorlar. Hani duruyorlar. Kaybolmadılar. Sağ olsunlar bunu yapanlar. O YouTube'da kanalı açıp radyo tiyatrolarını yükleyenler de var. TRT'nin kendi yükledikleri var. Var'da var. Ankara Radyosu, İstanbul Radyosu'nu yükledikleri var. Var. Ama duruyorlar orada ve onları yeniden dinleme şansı elde ediyoruz. Ne güzel bu da bir çok şey. Güzel. Ben çok mutlu oldum. Hani bazen o fazla geçmişte olmak çünkü o kadar tut ya asla bugünkü dille alakası yok. O kadar efendi ki herkes. Kadınlar hanımefendi, adamlar efendi. Cümleler bir acayip. Tamam yani bir süre sonra hani kafa teleme peynirine döner. Yani çok aşırı böyle dinlersen her gün üçer bitersin. Hani asla çağa. Ama aralarda dinlememiz gerekiyor bir silkinip kendimize gelmek için. Çok değerli yönetmenlerimiz vardı radyoda. İşte benim adaşım ve Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Zihni Küçümen. Ondan sonra Engin Ulu da Allah sağlık versin. Herkes Kemal orada. Bekir, Fuat İşan. Ya bunlar herkes çok orada. Çok değerli. Alev Sezerler. Mekanı cennet herkes olsun. Herkes orada. Orada güzel şeyler ürettik biz. Ya, o da çok üzücü oluyor dinlerken. Aslında o anda yok o. Yani fiziki olarak dünyada yok. Peki. Geldin mi? Fernando. Hı-hı. Sütlü bir Fernando alayım ama ben. Şöyle... Çok belli oluyor mu bunda beraber? Ya adama sarılıp adamı kapatmışsın. Ben Fernando bıyıklı mı? Evet. Ha Fernando bayağı bizimkiler gibi. Fernando bildiğiniz... Türk. Türk. Şimdi ben bunu nasıl göstereyim? Biz bunu rica edelim Tutyacığım. Bunu sen bana ya da ekibe yollarsan bir tane. Olayım. Biz bunu ekrana verelim. Şu millet... Fernando'yu ama bir tam ekran gösterelim. Yani hakikaten Atatürk'ün ülkesinde şöyle bir adam tam ekran gösterilmeyi hak ediyor Ceyhun'cum. Helal olsun Fernando'ya vallahi bak. Bir de göğsünde de Türk bayrağı var Fernando'nun. Sütlü Fernando. Türkiye'yi çok seviyor zaten. Ha. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la işin aslı devam edecek. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la işin aslı devam ediyor. Bir yıl
yıl oldu Zihni Hocam'ın gelişi. Geçen yılki bayrama gelmişti. Aa, evet. Bana orada bravo hayatımın Allah şokunu yaşatmıştınız. Ay. Niye? Ay, o kadar konuştuk, hiçbir şey söylemediniz. Geldi programa, iki ay önce eşimi kaybettim dedi. Neye uğradığımı şaşırdım programda. O yayın esnasında. Hatta bir tane seyirci yazmış. Mal mal duruyorsun kadın, adama bir başın sağ olsun deseydin diye. Hani şoka girdim o program esnasında duyduğum için. Anlıyorum. Ben bu bir yıl nasıl geçti? Artık yeni hayatınıza adapte oldunuz mu? Şimdi Aslı'cığım çok doğru. Kendime yetmeye çalıştım. Kızım beraber oturalım dedi Zeynep'in. Meslektaşım benim aynı zamanda. Yok kızım dedim. Yani ben rahat ediyorum. Kendime yetiyorum. Ben Ankara'da zaten 10 yıl İstanbul'dan gidince orada bir bekar hayatım vardı. Yemeğimi pişiririm falan. Yalnız ben dedim çamaşır makinesini çalıştırmasını bilmiyorum dedim. Gözlerimden dolayı dedim şeylere lambalar yanıp sönüyor falan. Ben dedim sen gelirsin arada bir makineyi çalıştırırsın. Sonra ben onu kuruyunca asarım dedim. Kuruturum, ütülerim dedim. Ben terzi çocuğuyum zaten. Öyle şeyler elimden gelir. Yani o konuda çolak değilimdir. Her şeyimi yaparım. Yemeğimi de yaparım dedim. Ben rahat ediyorum böyle dedim. Kitaplarım, dergilerim, gazetelerim dedim. Dağınık oluyor. Ben onları dedim. Sana yük olmayayım dedim. Ben kendime yetmeye başladım. Zeynep'in bana yardımları o şekilde oluyor sağ olsun. İşte bir de teknolojik yardımları oluyor damadımla ikisi. Ve benim biliyorsun şeyle aram hiç iyi değil. Bu Sosyal medyayla evet. Falan. Onlar bana o konuda teknik yardımları, seni aradılar, şunları gönderdiler falan. Şey dedi ki birisi bana senaryo gönderecekti. Dedi ki e-mailiniz var mı? E-mailin hiçbir şey yok dedim benim. Nasıl yani diyor. Dedim, sizin bilgisayarınız yok mu dedi bana. Ben Leyla Sayar'la büyüdüm dedi. Bilgisayarı büyümedim dedim. Leyla Sayar'la büyüdüm. Bilgisayar'la büyümedim. O bilmez çünkü Leyla Sayar'ı. Evet, Türkiye Leyla çok Sayar. Önemli bir film sanatçısıydı. Vamp kadın. Sonra hidayete erdi, örtündü filan. Allah rahmet eylesin. İşte yani onlara yardım ediyorlar bana. Zeynep'le Uğur sağ olsun. İdare ediyorum, geziyorum. Ben çalışmazsam kötü oluyorum. O arada işte pandemi vardı. Semin'cim vefatı dolayısıyla hep iyi çalışmadım. O benim moralimi bozdu. Sudan çıkmış balık gibiydim. Sonra o illa bir Ayşegül İşsever Genel Sanat Yönetmenimiz evet. Sağ olsun. Sana oyun arıyorum Zina abi dedi. Sana oyun arıyorum. Oyununca oynayacaksın. Nihayet bir oyunu buldular işte. Moskova gidiş dönüş. Ama 3 sene geçti. O 3 sene zarfında ben de çok moral bozukluğu içinde. Yürüyüş yaptım. Gezdim. Ama bir filminiz, film çektiniz tamam, bu arada değil mi? Tamam, iki film çektim. Nevra Serezi ile de oynadınız. Nevra ile de Karıkoy. Neydi orada da adını hatırlıyorum. Oregon. Oregon tamam. Oregon. Oregon. Bir de daha vizyona girmeden ama şey var, Güven Bana diye bir film var. Onu da yaptık. O daha sonra girecek. Şeyde Oregon'da Nevra ile oynadık. Emekli bir albay oynadım. Apartman yönetimiyle kıtadaki yönetimini karıştırıyor birbirine. Aksi, genelde bunları çok yaşıyoruz. Otoriteyi orada da kurmak istiyor falan. Öyle. Ya çok... apartman yöneticileri niye böyle arkadaşlar ya? Apartman yöneticileri niye böyle? Niye emekli albaylar apartman yöneticisi oluyor? Çok tatlı ihtiyar ama yukarıda da bir boş dairesi var. Münakaşa ediyor Nevra ile. Çıkıyor orada oturuyor. Kahvesini orada içiyor filan. Kendi özgürlüğümle yaşayacağım. Karışmayın bana filan diye. En sonunda tabii o da yelkenleri suya iniyor. Yukarıdaki daireyi kiraya verelim mi hanım diyor. Hem bize ek gelir olurdu. Hı-hı. Senelerdir söylüyorum. Ne yiyecek sözüme geldiğini. Çok tatlı bir karı koca oynadık Nevra ile. Biz Nevra ile 1982'de şeyde de oynamışız geçen akşam. Kemal ile Atla Gel Şaban filminde de oynamışız. Aa, o da var. Orada beraber beraber oynadı. Hmm. Gerçi benim karım oynamadı orada ama Kemal'in karısını evet, oynamıştı. Evet. Atla Gel Şaban. Ne, dünyanın en tatlı kadını Nevra Serezi. Öyle o kadar öyle. Saygı çok, duyuyorum, çok fevkalade. Bizi de onurlandırdı. Fevkalade o da programımıza geldi. Metin abimden de senelerde evet. Çok iyi bir eş oldular. Karı koca Metin abim Allah rahmet eylesin. Evet. İki tane fevkalade evlat yetiştirdiler. Şey olarak sanat hayatına da olsun, aile hayatına da olsun fevkaladeler. Şimdi Tutya'cığım, sen bu engellerden sonra vazgeçtin ama vazgeçmemesi için genç sporcuların, kadın erkek ayırmayacağım. Hepsi için geçerli çünkü bu engeller. Tamam, kadınsı mobbingler farklı olabilir ama hepsi için söyleyelim burada. Ne istersin? Yani nelerin değişmesi ve ne yapılması gerekiyor? Bunları bize bir kısaca anlatırsan. Yani şöyle bence zaten şu an
en büyük problem ülkemizde. Çocuklar ya eğitim ya spor bir seçim yapmak zorunda kalıyorlar. Bu da hayatlarında ciddi bir yol ayrımı aslında. Hani ne bileyim sınav oluyor, lise sınavı, üniversite sınavı, çok sevdikleri sporu bırakıyorlar ya da eğitimi bırakıp spora devam ediyorlar. Bu da hani spor bu. Sonuçta eğitimli sporcu olmak her şeyden önce hani ülkemizi o şekilde temsil etmek en önemlisi. Madalyadan da bence önemli. O yüzden ayrıca sporda sakatlık oluyor, kariyerimiz bitiyor ve eğitim hep elimizde altın bilezik. Yani öyle bir sistem geliştirilmesi kesinlikle gerekiyor. Ben eğitim ve sporu bir arada götürebildim. Çünkü hani okulum çok yardımcı oldu. Yani şansa yani benim spor kariyerim Fernando'nun gelmesi de eğitimle sporu bir arada götürebilmem de tabii ki çok çalışıyordum ama okulum yardımcı olmasaydı yapamazdım. Ne bileyim beden eğitimi, işte müzik, din derslerini sona koyuyordu. Ben antrenmana gidiyordum gibi. Onun dışında mücadele etmek tabii ki çok önemli. Güzel, sevdikleri bir sporu yapıyorlarsa ve iyi bir sistemin içindelerse, mutlu oldukları şeyin içinde mücadele etmeleri gerekiyor. Ben de 17 yıl yaptım ve hani 17 yılımda hayalim vardı çünkü ben onun için savaş verdim. O yüzden hiçbir zaman pes etmemeleri. Yani zor günler evet her iş gibi sporcu olmak da çok zor. Ama bir hayal uğruna mücadele etmek ve sonra onu başarmak veya başarmamak. Yani o süreç en önemlisi. O yüzden sevdikleri şeyi yapmalarını öneriyorum ilk başta. Onun dışında da tabii ki güzel ve sağlıklı bir sistemin olması en destek, büyük dileğim bu maddi, ülke için. Maddi manevi sponsorluk, evet. Destek, evet. Sporcuları zor duruma sokmadan herkesin evet. Maddi imkanları buna yeterli. Hocam kendi geleceğiniz ve aydınlık için ne düşünüyorsunuz? Sizin de hep umutlarınız tiyatro, neler? Sahnede ölmek isterim. O zaman sizden şunu rica edeceğim, ikinizden de. Buraya lütfen kişisel dilek yazar mısınız? Oradaki arkadaki ağacımıza asacağım ben bunları. Altına isminizi de yazarsanız rica edeceğim. Çok zor. Kişisel, kendin için isteyeceksin Tutya. Tamam. Hocam siz de kendiniz için. Evet. Kişisel bir dilek. Öyle mi? Çok güzel. Roman yazıyorlar, roman. Roman yazıyorlar. Dilek değil. 18 bölüm roman yazıyorlar. Vay vay. İsim de yazdınız mı? Yazdım. Tamam. Ne istediniz? Ben tiyatroda ölmek isterim. Demokratik bir ortamda dedim. Demokratik bir ortamda tiyatroda ama çok uzun yıllar sağlıklı yaşadıktan sonra vaktiniz çok geç geldikten sonra o zaman bu dileğiniz olsun. İnşallah. Ona biz karar veremiyoruz. İsmini yazdın mı Tutya'cığım? Tamam. Sen ne istedin? Ben böyle dileklerde çok zorlanıyorum. Doğum günümde pasta üflerken falan da. Sağlıklı, mutlu, huzurlu olmayı ve hayallerimin peşinden gitmeyi. Ne yazmışım? Evet, gitmeyi. Bunlar da bizim zeytin fidanlarımız. Ay biliyorum onu çok iyi ediyorsun. Bunu... Öteki biraz büyüdü biliyor musun? Evet, aşağıyı Murat'a verdim onu eksin diye. Bu da Murat bahçeyim. Da yanına eker o zaman bunu. Evet, Tutya tırnaklarına bakayım. Senin tırnakların ne ya öyle? Kendi çok gözümü aldı. Damalı mı oraya onlar? Baktım. Damalı. Niye siyah maşallah. Beyaz bir söylesene. Maşallah. Beşiktaşlı mısın? Beşiktaşlı değilim. Fenerbahçeliyim. Niye siyah beyaz tırnak yaptın Tutya? Ah, çünkü düştüm. Dama siyah beyazda daha güzel duruyor diye. Damalı. Hatta kardeşim koyu fenerli eve gidince bayağı sıkıntı yaşadı. Erkek kardeşin yaşadım. Var. Evet. Allah bağışlasın. Gençlerimizin spora, sanata, bilime gönül vermiş gençlerimizin yılmadığı, yıldırılmadığı şahane bir ülkede umutla geleceğe bakarak sponsorların bol olduğu ve işlerini yapmaktan başka hiçbir sorunla boğuşmadıkları bir gelecek diliyorum efendim. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ben aynı dileklerini paylaşıyorum. Ben o şeyin Samsun'da şeye çıktım. İlk adımdaki o Bandırma vapuruna çıktım. İçinde fotoğraf çektirdim, gezdim. Evet. Çok büyük bir duygu seli yaşadım. Fevkalade bir ortamda. Samsun turnesinde. Ordu'ya da gittim tabii senelerce. Evet. Boztepe'ye çıktım. Ordu'yu tepeden gördüm. Çok teşekkür ediyoruz. Atamızın önünde saygıyla eğiliyoruz efendim. Nice yıllara. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Oda Mobilya Aslı Şafak'la işin aslını sundu.